bana yapılan o kötülük yani benim için başka bir iyi bir gelişmeye de gebelik yapmış, farkında değilim. Sonra şimdi anlıyoruz. Üretkenliğinizin en düştüğü dönem ve yüksek olduğu dönem nasıl, ne zaman? 80'li yıllarda Erzincan'dayken beni en çok üzen şey şu oldu. Kendini nasıl motive eder Nevzat Tarhan? Sana yardım edecek dost arıyorsan bulamazsın diyor, ama yardım edilecek dost arıyorsan çok var diyor. Yani o kişiden ben kötücül bir şey görmedikçe o kimseyi dost gibi kabul ediyor. Bununla ilgili kullanılmış olabilir miyim? Olabilir. Hayatta en zor aldığınız karar ne ve yanlış karar? En zor aldığım karar... Keşke böyle yapmasaydım. Çok yanlış yaptım. Hastanın sağlık vekaletini almışım gibi hissediyorum. Bu hasta benim kardeşim olsa, akrabam olsa, çocuğum olsa ne yapardımla hareket ettiğim için her hastada. Şöyle bir özet. Sizce başarı ne? Toplam başarı da hayatın sonunda belli olur. Mesela Rahibe Teresan'ın güzel bir sözü var. Dünya nasıl yaşanılır olur diye soruyorlar. Diyor ki, birebir iyilik yapmakla olur. Karşılık bekleyerek yapılan iyilik tefecilik diyor. Onun gibi. Cemil Meriç. Birincisi dedi, cinsiyet konusunda ayrımcılık yoktur dedi. Diğeri ırk konusunda ayrımcılık yoktur. Diğeri de yaş konusunda dedi. Bu konuda üretim, yaşına bakmaz. Üretiyor mu, üretmiyor, ona bak öyleyse. Mediteryan kültürün, Akdeniz kültürünün ya da Doğu kültürünün bir hastalığı var. Böyle önde olan kişiler ya da göze batan kişilerin paçasını çekme hastalığı. There is an elephant in the room. Bir şeyi görüp görmemezlikten gelme ya da bir şeyi duyup duymamazlıktan gelme toplumumuzda çok yaygın olan bir durum. Ama bazı insanlar toplumda bir şeyi görüp görmemezlikten gelmez, duyup duymamazlıktan gelmez. Bu konuları topluma aktarmaya çalışır, topluma faydalı olmaya çalışır. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan, psikiyatri uzmanı. Önce böyle girelim. Merhaba, hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Tabii hocam, siz hastane, üniversite, eğitim kurumu, onlarca kitap var. Sizde çalışmak isteyen birçok hekim var, birçok insan var sizinle ve ekibinizle. Bunları başarmak çok kolay değil. Ben odadaki fil örneğiyle girmek istedim. Bir de sizin konuşmalarınız, söylemleriniz, hani toplumda çok cesurca konuşulamayan bazı konular hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi açıklıkla beyan edebiliyorsunuz. Çok tepki de çekiyor, çok tarafta topluyor. Şimdi ben biraz bu yayınımızda Nevzat Hoca'yı daha yakından tanımak ve başarılı olmak isteyen gençlere, topluma önerilerinizi almak için aslında bu yayını yapıyorum. Ama başarı demişken sizin bir sözünüz var. Ahlaki başarı olmadan hayat başarısı olmaz. Bu bölüme de özellikle değinmenizi rica edeceğim. Fakat önce şunu sormak istiyorum. İnsanlar Nevzat Tarhan'ı neden dinliyor Nevzat Hocam? Aslında onu tabii yani dinleyenlere sormak gerekiyor. Benim buradaki yani mesleki yani toplumu bilgilendirmek gibi sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Yani bir üniversitenin, bir sağlık çalışanının görevi sadece hastayı tedavi etmek değil, kişilerin hasta olmaması için de çalışmak. Hatta bu hekimlikte standart hekimlik tedavi edicili hekimliktir. Yani, diğer bir hekimlik var, bu önleyici hekimlik. Yani kişilerin böyle risk altındaki kişilerin erken tanı koyup onların erken tanıyla hasta olmamasını sağlamak. Ama en önemli hekimlik, koruyucu hekimlik, insanların hasta olmaması için çalışmak. Hatta bu ünlü Dibeki var biliyorsun, kalp cerrahı Özal'ı, merhum Özal'ın ameliyatını yapan, yani o bypass'ı yapan, onun kitap yazıyor. Böyle 90 yaşlar civarında diyor ki, bir soruyorlar bu kitabı, bir herhangi bir itirafınız var mı? Yani pişmanlığınız var mı diye soruyorlar. Şimdiki aklım olsa bu kitabı 90 yaşında değil de 30'lu yaşlarda yazardım. 1,5 milyon kişi bu kitabı okudu. Ben 1500 kişiyi ameliyat ettim. 1500 kişinin sağlığına kavuşturmaktan daha önemli 1,5 milyon kişinin kalp hastasını olmamasını sağlamaktı. Bu daha önemli, bu kitabı o zaman yazardım diyor. Bu aynı şey psikiyatride de geçerli. Onun için yazdığım kitaplara dikkat ederseniz, hastalık anlatan kitaplar değil, bir bağımlılık bir özel olduğu için onunla ilgili. Onun dışındakiler hepsi koruyucu ruh sağlığı, mutluluk bilimi, pozitif. Ümit veren, karamsarlıktan yani, uzaklaştırma, yok tabii yani, böyle, yani iyi stresi hissettiren mutluluğa kitaplar. Dönüştürmek gibi mesela. Daha ilk yazdığım mesela kitaplardan birisidir o. Yani bana bir stres konusunda kitap yazmamı istediler. Stres konusunda kitap yazdım ama stres öyle kötüdür, böyle kötüdür demek değil.
Başlığına stresi mutluluğa dönüştürmek diye alt başlık yaptık. Mutluluk psikolojisi. Stresi işliyoruz ama stres yönetimini ve stresi tehdit boyutu, fırsat boyutuyla ele almak. Bu 1900 2000'li yıllarda yazılmış kitap. 2003'lerde falan çıkmıştı o zaman. Yani bunun gibi bu şekilde düşünerek kitap yazmak insanların hasta olmaması için, hatta bir böyle ben rahmetli oldu şimdi böyle abi dediğim bir şeyimiz, hocamız vardı, dedi ki ya Nevzat öyle kitaplar yazıyor ki kendisine gelen hasta azalacak demişti. Ben demişti öyle tabii bir espri yapıyor ama Sistemin durumunu da ben, özetlemiş yani olduk öyle ben böylelikle. aslında bu böyle kitap yazdım ve toplumun ihtiyacına hitap ettiği için buradan dolayı talebe ihtiyaç talep arz talep dengesine ihtiyaca hitap ettiğimi düşündüğüm için dinlenmeyi sordunuz, ona bağlıyorum ben daha Belki çok. hocam Nevzat Tarhan zincir hastaneler de kurabilirdi. Kurmadı. Onun yerine Evet. eğitim kurumuna daha Evet, çok aynen. Bir ağırlık de her şeyimi başladım ben. Yani verdi. hiçbir kamu desteği almadım, kamu kredisi kullanmadım. Yani hiçbir böyle tamamen sahip olduğum her şeyi, ceketim hariç, bağışlayarak hastaneyi, binası da dahil bağışlayıp üniversite öyle kuruldu. Hocam, bu minvalde Nevzat Tarhan'ın hayatta geliş amacı nedir sizce? Ya ben insanoğlu için bu aslında, ben hayatı bir okul gibi görüyorum. Bu insan bir okula gelir, okula ne için gelir? Bir şeyler öğrenip okulun sonunda mezun olursun. Yani iyi yaptığın, iyi nottan çoksa iyi şekilde, kötü yoksa olursa ona göre olursun ya da ya alamazsın diplomanı. Hayatta Mevlana dediği gibi bu dünyada yaşamıyoruz, bu dünyadan geçiyoruz. İnsanoğlu yani dünyada bir misyon için geliyor. O misyonu insan kendisi kendi hayatında, zaten bir şirkette de biliyorsunuz vizyon vardır. Ondan sonra misyon gelir. Ondan sonra kalite değerleri gelir. Vizyon nedir? İnsanın yapabileceği ve olabileceği şeylerdir. Misyon nedir? Yapabileceği şeylerdir. Ben vizyon olarak bir insan bu dünyaya bu dünyada bu evreni yaratan beni yarattığına göre bu dünyadan ne istiyor, ne bekliyor, ben ne için var, onunla bütünleşmeden, anlam bağı kurmadan bu dünyada mutlu olamayacağını bir insanın düşünerek hayatın amacında onun için hayatın sonuna geldiği nasıl bir insan olmak istiyorsun, nasıl anılmak istiyorsun, hayatın amacına uygun yaşadın mı, yaşamadın mı, bütün bunları düşünerek soyut hedeflerin olması, daha sonra da somut hedefler, işte misyonun olması. Ya bu misyon kendi yeteneklerine göre, kendi güçlü zayıf yönlerine göre ve seçtiğin meslek alanına göre ve toplumsal faydayı bireysel faydadan önce tutarak bu toplumda yaşamak. Böyle olursa zaten bir gizli psikoloji yasası var. Böyle toplumda insanlara karşılıksız iyi, doğru, güzel şeyler yaptığın zaman, yani o gizli psikoloji yasasına göre insanlar seni daha çok böyle durumlarda, insanların duyguları, kalbi sana daha çok yöneliyor. Ama Bağ kuruyorlar. sadece kendinin çok iyi bir hekim olduğunu, kendinin çok iyi bir yazar olduğunu, kendinin çok iyi bir uzman olduğunu böyle gizli övgülerle anlatan bir tarz ben hem kişiliğime uymuyor hem yaşam felsefeme uymuyor. Ben onu yapmadım, yapmamaya çalışıyorum. Peki hocam, bu sorunun devamı gibi de o zaman şöyle bir özet. Sizce başarı ne? Tabii başarı aslında bir insanın hayatta, başarı bir durum değildir, süreçtir. Başarı insanın anlık başarısı değildir, toplam başarıdır. Toplam başarı da hayatın sonunda belli olur. Bir insan, yani bir şirketin mesela kalite yönetiminde vardır. Şirketin başarılı olduğunu göstermek için bugünkü ürettiği ürünün kaliteli olması yetmiyor. Geçmişteki ürettikleri, bir de 5 sene, 10 sene sonraki ürettikleriyle ilgili bakılır ve ona göre başarılı kalite şeyi verilir, sertifikası verilir. İnsan hayatında da bir kimse ben başarılıyım diyorsa o başarılı değildir. Başarısın diyorsa da yanlış. Çünkü başarı, başarısızlık hayatın sonunda belli olur. Onun için bir kim ben başarı yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum demek gerekir. Üretime dönük bir şey hep Tabii yani olması burada lazım yani insan bir başarının. hedef olacak. O hedefe başarı, iktisat kelimesi maksat kökünden gelir Arapçada. Maksat nedir? Yani iktisat para yönetimi yapmak isteyen bir kimse, zaten yani para yönetimidir, ekonomi. Yapan kimse önce hedefini belirler, maksadını belirler. Maksada giderken önce güçlü, zayıf yönlerini belirler. SWOT analizi yapar yani şirketlerde. Daha sonra imkanlarını,
tehditlerini, fırsatlarını belirler kişi geçti. Ama bunları yapabilmek için muhakkak hedefin olması lazım. Hedef olmadan stratejik yığınağını ona göre yapamazsın. Hedef olmadan yol haritanı çizemezsin. Ve hedef olmadan önce nerede olduğunu da bileceksin. Haritada gibi insan hayatta. Hayatta yaşamak bir aslında bir yolda gitmek gibi. Başladığın noktayı ve biteceğin noktayı düşünerek yaşayabilmek önemli. Bunu yaparken de nerede hızlanacaksın, nerede yavaşlayacaksın, nerede nereye döneceksin bunu bilebilmek için başlangıç ve sonuç noktalarını insanın unutmaması gerekiyor. Ve bu arayı iyi ve güzel şeylerle doldurabilmeyi hedeflemek gerekiyor. Mesela Rahibe Teresa'nın güzel bir sözü var. Dünya nasıl yaşanılır olur diye soruyorlar. Diyor ki birebir iyilik yapmakla olur diyor. Yani bu yani evrensel bir şey yani bütün semavi dinlerin öğretilerinin hepsinde vardır birebir iyilik yapmak. Bu nedenle burada insanın bir çıkara yönelik iyilik yapmak da hiç tabii o da bir güzel bir şeydir ama asıl ideal olan karşılıksız iyilik yapabilmek. Yani yani insan çünkü bireysel faydadan çok toplumsal faydayı düşünmezse insan değiliz. O zaman biz sadece tefeci gibiyiz. Sadece çıkar için yani çıkar için iyilik yapmak bu şeyin bir sözüdür. Rahmetli olan ama şeyi vardı biliyorsun. Yani bir şey yapmak. Evet. Aklıma gelmedi Yani. benim de hocam. Evet. Neyse birden aklıma gelmedi. Gelince söyle. Tamam Yani hocam. burada yani şu anda karşılıklı iyilik yapmak tefeciliktir diyor. Karşılık beklemeden Karşılık yapmak. bekleyerek yapılan iyilik tefeciliktir diyor. Onun gibi. Peki. Cemil Cemil Meriç. Meriç. Hocam Evet. tabii biraz hayatın sonunda başarı daha iyi Tabii. anlaşılıyor dediniz ama hani sizin bu süreçte de bir takım başarılar var. En azından sürdürülebilirlik var. Tabii. Hani gördüğümüz şeyler bir Tabii. istikrar ve sürdürülebilirlik bunlar da çok kıymetli ama geçmişte yaptıklarınızın bugünkü Nevzat Tarhan olmanıza katkısı ne oldu? Siz geçmişte ne yaptınız? Şu anda gene başarılı olarak nitelendirebileceğimiz insanlar Tabii arasındasınız. burada şeyden böyle bu sorular çok sorulduğu için bununla ilgili hatta bir yani bir şey böyle bir programda çok sunum yaptığımız birisi ya ben senin şey yapmak istiyorum dedi. Hikayeni, hayat hikayeni yazmak istiyorum dedi. Bir iki sene çalışarak Covid döneminde geldi. Kayıt yaptı. Daha sonra kitap haline getirdi. Ezber bozan hayat diye bir kitap olarak size de takdim edelim onu. Arabada olması lazım. Yani onu orada bütün bu şeyi yani çocukluk yıllarından itibaren bugünkü yani yaşadığım süreci yani hangi engeller karşılaştım, nasıl bir oldum? Yani orada ezber bozan hayat denilmesinin sebebi yani bir insanın ortalama bir insanın yapması gerekeni değil. Yani böyle yapmadığı, çekindiği şeyleri yapabilmişim. Yani orada bir sanki yani engeller Yani risk karşısında aldınız, risk aldım. cesur Evet. davrandınız. Yani Bunlar engeller karşısında yol değiştirmek değil, o engeli nasıl aşmaya odaklan. Yani bir mücadelecilik ruhu denebilir bunu. Bunu önemsiyorum ben burada. Yani ama riskli davranışlar var fakat riskte hesaplanabilir riskler var. Bir kimsenin riske girmezse zaten hayatta ilerleyemezsin ki. Dağcılık yapıyorsun. Zirveye ulaşacaksın. Bir engel çıktı, geri dönersin olmaz. Bir başka bir yol bakacaksın. Belki beşinci denemede gireceksin. sizin hocam bu fıtratınıza da uygun bir şey. Şimdi herkes risk ya mantıkın, fıtratın hepsinin bir birleşmesi Tabii. lazım aslında böyle. Herkeste bu yeti yok herhalde. Yani aslında ya şey Olabilir mi? olabilir. Herkeste Olabilir. olabilir. Yani Nasıl bütün iş olabilir? burada kişinin böyle bir durumlarda yani bununla ilgili amacını iyi belirlemesi gerekiyor. Daha sonra bununla ilgili risk hesaplanabilir risklerini hesaplaması gerekiyor. Ondan sonra artık dönüp geriye bakmayacak. Daha sonra ben bunu nasıl aşarıma odaklı gidebilecek. Ben buna bir böyle İngilizlerin bir hikayesi var. Bunu böyle terapilerde de kullandığımız bir metafor olarak. İngiliz krallarından birisi iç savaşlar var biliyorsun. Yüzyıllarca Evet, süren iç süren. savaşlar var. O savaşlarda İngilizdeki o krallıklardan birisinin şeyi yeniliyor. Ordusu darmadağın oluyor. Bir mağaraya çekiliyor. Yanında birkaç kişi var. İntiharı falan düşünürken bir bakıyor örümcek var yukarıda. Örümcek ağı var. Örümcek ağının bir kenarını yapmak için bir atlıyor olmuyor. İki defa atlıyor. Yedinci atlayışta bir ağının bir kenarını yapıyor. Diyor ki ya bir örümcek bile bir ağının kenarını
yapmak için 7 defa atlıyorsa ben niye pes ediyorum diyor. Kalkıyor, dağılmış ordusunu topluyor ve o zaman İngiltere kralı oluyor kişi. Yani bu nedir? İşte bak, orada kişinin, bu bir cesarettir, risk almaktır. Ama bakıyorsunuz hayatta hep iyi ve güzel şeyler risk almaların sonucunda elde ediyor. Böyle bir psikoloji yasası var. Hatta bununla ilgili hayat mükafatını tahammül edenlere verir diye bir söz var. Yani buna göre dağlarda da diyelim o uzun ömürlü koca çınar ağaçlar, büyük çınar ağaçlar, 100 yıllık, birkaç yüzyıllık fırtınalara dayanmayı başardıkları için varlar. Başaramayanlar yani çürümüşler, gitmişler. Bu nedenle eğer bir insan böyle bir şeyler yapmak istiyorsa, iz bırakacak bir işler yapmak istiyorsa, bu böyle durumlarda bütün iş hedefini belirleyecek. Yani burada bütün iş dayanıklılık eğitimini kendine sokacak. Bunlar tabii aslında biraz yeğenin sonuna doğru soracaktım ama dayanıklılık eğitimi bu çocuk doğduğundan itibaren yetiştirme Tabii. şeklinizle bu yetilerin hepsini kazanacak ama biraz o işler istediğimiz gibi gitmiyor Gitmiyor herhalde. tabii ama hayat, olaylar, şartlar insanı buna itiyor. Tecrübeli. Yani ben mesela, benim durumunda olan, yaşadıklarım olan bir kimse olsa hemen tıpırını pırtını toplayıp Amerika'ya yerleşirdi. Yani yaşadığı haksızlıklar görünce gidip orada yerleşir ya da işte Marmaris'e yerleşir, hayatını şey yaşardı. Ama burada engelleri aşmak, zorlukları aşmanın verdiği zevk, orada balık tutmanın verdiği zevkten daha fazla. Daha fazla. Hocam peki burada sizin hedeflerinizden, yolunuzdan alıkoymadı hiçbir şey. Siz Evet. sürdürmeye devam ettiniz ama birkaç örnek başarınıza engel olabilecek, sizin motivasyonunuzu düşünecek en çok ne oldu bu hayatta? Yani beni en çok hayatta, ben şimdi 14 yaşında Kuleli Asker Lisesi'ne girdim. Yani 14 yaşında. Tam 30 sene sonra birden şeydeyken, GATA'dayken doçenttim. Tam profesörlük sürem gelmişti. Pat diye o dönemde siyasi gerekçelerle bir tayinimiz çıktı bizim. Aşağı yukarı 30 küsür GATA'dan hocamızın tayini çıktı. Böyle durumlarda bazı hocalarımız şey yaptılar. Mücadeleyi bıraktılar ya da çok asılmadılar. Ben şey yaptım. Mesela mahkemeye verdim. Mahkeme kararıyla döndüm. Döndüm. Yani o dönemde yani tekrar tayinim çıktı Çorlu'ya. Tekrar mahkemeye verdim. Tekrar döndüm. Yürütmeyi durdurma kararı aldım. Daha sonra böyle bir durumda yani bu benim için hayatımın, yani ben elimde de böyle dosyalar olsun da yayın yapayım diye uğraşırken elimde mahkeme Mahkeme dosyalar olmaya dosyaları. başladı. Yani o derece zaman ve enerjim boşa gidiyordu ki, ama böyle bir durum var. Yani böyle bir durumda sen strateji değiştirmem gerekiyor artık. Yani şu anda yani bunu aşmadan ben kendime güveniyorsam, böyle bir durumda haklı olduğuma inanıyorsam, o konunun sonuna kadar giderim, gitmem lazım diye düşünüyorum. Gittim zaten. Yani o şekilde yaptım ve sonuçta da o dönemin, yani isim vermeyeyim, çok ünlü bir rütbeli şahsa, daha sonra şu cezaevine girdi o kişi. Yani o dönemde mahkemeye verdim görevdeyken. Verdim ve mahkeme yoluyla bu tazminat davasına mahkum oldu. Ve bu arada bu o dönem ama benim için bir tehdit boyutu oldu. Fakat bir de fırsat boyutu çıktı. O sırada işte Amerika'dan bir şey geldi. Bir merkez, Amerika'da kurulmuş bir merkez. Türkiye'de şube açmak istedi. Türkiye'de birçok uzmanlar dolaştı. Ben de yeni kendi isteğimle emekli oldum. Yani şey oldum. Yani, serbest hekimlik yapıyorum. Ve hasta akışı da iyiydi. Yani o zamanki şartlarda iyiydi. Öyle bir fırsat gelince ben hemen bir iş adamı yatırımcıyla konuştum. Böyle iş adamı, yani daha doğrusu bir holdingde CEO'luk yapmış. Şeyle gittim, konuştum. Benim 1 yıllık muayenehane gelirime baktı. Yani bu kişiye, bu işe girersen ne kadar bir riske giriyorsun? Çünkü Türkiye'de ilk olan bir şey yapacak. Memory Center diye Amerika'daki bir merkezin Türkiye temsilciliğini alacaktık. Yani onun üzerine dedi ki, sen bir senelik gelirini, serbest hekimlik gelirini yok etmeyi göz arıyorsan bu işe gir. Yani şu anda senin ödeme gücünle buna girebilirsin dedi ve ona göre, ödeme gücüme göre borçlandım, girdim. O sistemde baktım şey, yani geleceği olan bir sistem. Hatta o zaman ISDN hattı istediler Amerikalılar o sistemde. Türkiye'de biz PTT vardı o zaman. Dediğim 1998.
ISDN hattı PTT'deki şey, mühendisler, bizim müdür arkadaş demiş ki ISDN hattını biz yeni araştırıyoruz. Siz nereden çıkardınız demişler. ISDN hattı, yani bu işte şu anda ISDN değil, daha ileride var artık. Yani öyle bir hattı Türkiye'de ilk kurmayla ilgili teklif getirdik. Çünkü online beyin sinyallerini kaydetmek istiyorduk. Mesela beyin sinyallerini kaydetme ile, yani beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavinin dünyadakiyle birlikte, Amerika'yla birlikte biz ilk eş zamanlı başladık. Çocuklarda onu mesela bazı sistem kurduk çocuklara. Dijital testler yaptık o zaman. Viyana test sistemi var, onu getirdik. Dijital testler yaptık. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedaviler yaptık. Bunları yaptık. O zaman Alzheimer hastalarında yapılıyordu. Daha sonra dikkat eksikliği hiperaktivite hastalarında, depresyonda, birçok hastalıklarda FDA onayladı. Tedavilerde beyin fonksiyonlarının kullanılmasını onayladı. Şu anda birçok meslektaşımız o sistemleri kendisi, işte manyetik uyarı tedavisi gibi sistemler, beyindeki sadece ilaç değil de beyindeki sinyal akışını düzelten, yani beyindeki reseptör duyarlılığını artıran, beyinde çalışmasını rewiring yapan, böyle yeniden bağlantıları yeniden oluşturan tedaviler bunlar, Sizden ilaçlar. bağımsız çalışan, ekibinizde olmayan psikiyatristlere de Tabi ta bunu da yeni bir nevi Türkiye'de metotları ilk sunmuş oldunuz. başlamış Evet. olduk Türkiye'de. Bu sistem kabul gördü. Çünkü işe yarıyor sistem. Kabul gördü, büyüdük. Ondan sonra hastane, yani başka daha geniş bir yere taşındık Bağdat Caddesi'nde. Orası da dolunca hastane oluştu. Hastane dolunca Amerika'dan hiç unutmam, Norman Moore isimli bir Amerika'daki ünlü bir psikiyatri hocamız geldi. Hatta onun bir hatırası var, böyle anlatıyorum böyle. Kendisi 70 küsur yaşındaydı o zaman. Dediğim bu aşağı yukarı 2000'li yılların başıydı. 70 küsur üniversite devam ediyor. Bristol Üniversitesi'nde o zaman. East Tennessee'de üniversite devam ediyor. Dedik kendisine, siz de çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu Amerika'da üç şey konusunda ayrımcılık yoktur dedi. Birincisi dedi, yani üniversiteler için diyor, cinsiyet konusunda ayrımcılık yoktur dedi. Yani iş yaptı, ürettiği işe bakılır. Diğeri ırk konusunda ayrımcılık yoktur. Diğeri de yaş konusunda dedi. Bu konuda yaşına bakmaz. Üretiyor mu, üretmiyor mu, ona bakıyor insanlara dedi. Onu da söylemişti. Ama onu görünce bizi dedik, ya burası üniversite olur dedi. Sizin altyapınız çok iyi dedi. Ha, üniversite Orada ve onun evrildi. üzerine üniversiteyi kurduk. Ama oradaki üniversite kurmamızın sebeplerinden birisi de bu yeni bir teknoloji getirince bazı meslektaşlarımız, bizim Mediteryan kültürün, Akdeniz kültürünün ya da Doğu kültürünün bir hastalığı var. Paça çekme hastalığı. Yani böyle önde olan kişiler ya da göze batan kişilerin paçasını çekme hastalığı. O hastalığa muzdarip arkadaşlarımız şikayet yağmuru bakanlığa, şuraya buraya, birçok şeylere, hakkında gazete ilanları, bu bilimsel olmayan işleri yapıyor. Sağlık Bakanlığı geldi bizde, bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı, bütün yaptığımız işlere baktı. Onun sonunda etik standartlara uyulursa diye, mesela orada birçok üniversiteden raporlar aldı. Yani Çapa, Hacettepe çok güzel rapor verdi. Ya yani bu yapılan metot teknoloji bilimseldir. Şu etik standartlara uymalıdır diye. Biz de baktılar, incelediler. Etik standartlara uyuyoruz biz. Onun üzerine bir yazı geldi. Konu kapandı. Yani bu arada yalnız bir, ya ismini vermeyin, bir hastane, devlet hastanelerinden birisi. Bu teknoloji bilimsel uygulanabilir ama bunu sadece araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri uygular. Özel hastane uygulayamaz dediler. Bu da beni üniversite Etkilediğini kurma bunu. konusunda şey yaptı, kamçıladı. Kendi Yani ben uyudu. orada, yani böyle bir şey, ya bir yazı gelseydi, bu şekilde bir yazı, ben B planım hazırdı, üniversiteyi Şimdi zor kuracaktım. dönemler nasıl şeylere Yani vesile tabii, oluyor? ya Hayra bir vesile oluyor tabii ya aslında birçok o bana arkamızda. yapılan o kötülük, yani benim için başka bir iyi bir gelişmeye de gebelik yapmış, farkında değilim. Sonra şimdi anlıyoruz tabii. Hocam, üretkenliğinizin en düştüğü dönem ve yüksek olduğu dönem nasıl, ne zamanki Ya dönemlerdi hayatınızın? üretkenliğimin, ya ben şu anda şey dönemin, mesela öğrencilik yıllarımda da düşünüyorum. Mesela, daha sonraki Kıbrıs'a göreve gittim. Erzincan'da göreve gittim. Mesela oradaki görevlerde de, yani ben mesela görevimde güzel bir yayın çıkardım. Erzincan'daki kişilerle Trakya'daki kişilerin böyle yapılmış
Mesela onlar kültüre bağlı bazı şeylerle ilgili, hasta tutumlarla ilgili bir çalışma yaptım mesela. Doçentlik çalışmalarında önemli bir çalışmaydı da. Doktora tezi gibi bir yayındı bunlar. Yani o serbest hekimlik yaparken bile orada o çalışmaları yaptım. Yani o öyle durumlarda ben yani böyle bir kısa süreli mesela böyle kendimi kötü hissettiğim şeyler oldu. Mesela bazı hastalarda 80'li yıllarda Erzincan'dayken beni en çok üzen şey şu oldu. Ne oldu derseniz bir hastada o zamanki serbest hekimlikte EKT yapılıyordu şeyde. Şu anda anesteziyle yapılıyor. O zamanlar böyle bir sistem yoktu. Bir hastanın yaparken omuzda kopma kırığı oldu mesela. Orada yaparken. Hastaya çok şey yaptım ben. Üzüldüm. Bir yardım etmeye çalıştık. Sonra işte tedavisini yaptık. Yani normalde o hasta böyle durumlarda şikayet edebilirdi beni. Ama baktı benim samimi çabamı gör. O hastaya mesela yani bir böyle çok üzüldüm dedim o yani yardım etmek isterken böyle bir zarar veriyor gibi oldu. Daha sonra mesela benzer bir durum şeyde de oldu. Yani başka serbest hekimlik yaparken başka hastanelere tedavi için gönderdiğim hasta o hastanede de oldu aynı şey. Omuzunda kopma kırığı oldu. Daha sonra anestezili zorunluluk çıkınca o vakalar kayboldu şu anda mesela. Kalite arttı tıpta. Şu anda öyle vakalar yok. Yani o tedavilerde. Mesela o dönemde bu anestezili şartlardaki birçok şartlara rağmen de olabiliyor daha sonra. Tedavisi olan bir şeydi, düzeldi ama mesela benim hani hastaya zarar verdiğim düşüncesi beni en çok üzen o En oldu. çok güzel. Başka bir şey olmadı, onu söyleyebilirim. Hayatta en çok. Peki hocam, kendini nasıl motive eder Nevzat Tarhan? Yani ben şimdi bir söz vardır. Bir insan bir problemde bir şeye üzüldüğü zaman çaresi varsa üzülmeye değmez. Çaresi var çünkü onu yaparsın. Oturup niye üzüleceksin geçmişi düşünüp de. Çaresi yoksa üzülsen de sonuç değişmeyeceği için yine üzülmeye değmez. Çünkü çaresi yok. Üzülseniz de yapacak bir şey yok. O zaman ne olacak? Başka bir strateji geliştirmeniz lazım. Böyle düşündüğüm için üzüldüğüm konular olmadı mı? Çok oldu. Yani o konularla ilgili muhakkak bununla ilgili yani insanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle durumlarda kendi sınırlarımızı iyi çizebilmek gerekiyor. Bunu düşündüğüm zaman üzüntü uzamıyor. Hocam hep siz böyle gençliğinizden beri böyle miydiniz? Yani bu farkındalık kaç yaşından sonra Ben hiç hep oldu? öğrenciliğimden beri Evet. bunu şey var. Yani öğrenciliğimde de ben yani mesela bizim 12 Mart dönemiydi öğrenciliğimde. Devamlı okulda boykotlar, şunlar bunlar olurdu. Yani arkadaşlarımın çoğu böyle işte yani böyle hep işte yürüyüşler, şeyler, şunlar bunlar. Ben gidip kitap okurdum o zaman. Sahaflar vardı, Beyaz Saray vardı. Mesela o zaman da kendi harçlığımdan biriktirip aldığım bir kitap mesela Kreşmer'in karakter eğitimi şeyi, karakter tipleri şey kitabı vardı mesela Kreşmer'in orijinal baskısı var bende. Mesela o gene orijinal baskılı 1900'lerin başında Osmanlıca Tıbb-ı Nebevi kitabı var. Ben kendi harçlığımla gittim. Mesela aldım o kitaplar duruyor kütüphanemde. Yani bu gibi şey bunlar daha çok benim ilgimi çekiyordu. O yani kutuplaşmalar değil de yani kendine işte okuyup geliştirmeyle ilgili seyyar satıcılardan kitap alırdım böyle. Yani bu yönde zaten böyle olduğum için öğrencilikte de okuyup sormaya mesela danışmaya çok şey yapardım ben. Bilenden yardım alma, yani kendi başıma karar vermemeye hareket ederdim. Bunun için deneme yanılma yoluna çok girmeden bazı şeyleri daha böyle tecrübeli kişilerle danışarak gitmenin faydasını Hocam gördüm. duygudan uzak gibi görünüyor sanki bu. Ya duygudan uzaksa bu kişi Ya kendi mantık hep duygu önde sanki. tabii yani böyle durumlarda şey duyguyu yönetmek önemli. Yani şimdi duygu da yani insanın duygusuna yatırım yaptığın alanda o duygu gelişiyor. Yani insanın hayatı şeye benziyor. Bir vadi düşünün. O Evet. vadide hatta bunu beyine de benzetiyorlar. Vadide bir bölgeyi suluyorsunuz devamlı. O bölge ne olur? İşte ağaçlar, böcekler, kuşlar, her şey sulanır, her şey vardır, hayat vardır orada. Ama diğerler toprak kupkuru kalır. İnsan hayatına neye yatırım yaparsa onunla ilgili konularda uzmanlaşıyor. Duygularını oraya yatırmış oluyorsun.
Yani zihinsel enerjini, entelektüel enerjini ve duygularını oraya yatıyorsun. O alanda kendini geliştiriyorsun. Yani o böyle yani siyasi alanlarda değil de bu tarz alanlara daha çok şey yaptım. Fakat olaylar beni bazen siyasi şeylere sürükledi böyle. Öyle durumlarda da bazı yani konuşmalar şey yapmak istedim. Dernek faaliyetlerine girdim ama bunlar da yaparken hiçbir zaman bir siyasi bir gizli gündemle yapmadım. Yani onu ben açıkça söylüyorum çünkü şeyim var. O kendim ben anlatan kitapta da yazılı bu zaten orada da. Yani orada onun için bunu yaptım. Yani baktım yani hedefime ulaştım, geri çekildim oradan. Gene mesleki şeyime döndüm ben. Yani üniversiteye, tıbbi şeylere yani ve birkaç senelik hatta 4-5 senelik bir köşe yazarlığı şeyi de oldu o zaman. Yani 2007 ile 2012 arasında yaptım. 2012'de baktım ben yeter artık dedim şey Türkiye bu mesela askeri vesayet dönemini aştı. Ben artık çekiliyorum dedim. Çekildim. O dönemde iyi ki de çekilmişim diyorum şimdi yani ben. Şey değilim ki amacım o değil ki. O beni zorunlu olarak beni yani vicdani bir sorumluluk olarak bir vebal olarak ilgilendiğim bir alanda çekildim. Yani o da bana tabii şey birçok düşman da kazandırdı. Onu da söyleyeyim Çok dostunuz var mı yani. hocam? Yok. Dostluk kavramı size göre ne ifade ediyor Ya ben bilmiyorum. şey Garip yapar böyle şey bir insanı yani dostluk kavramı benim nedir için sizin için? bu şöyle bu Hataylı büyük bir Allah dostu bir zat var Beyaz Bistami. Onun güzel bir sözü var. Birisi gelmiş ki demiş ki ya insan dünyalar insanlıklar çok kötü. Bu dedim belki 1.000 sene önce belki tam tarihini bilmiyorum 700-800 bin sene önce diyor ki ya insanlar çok kötü dost yok. Herkes birbirinin çukurunu kazıyor. Yani hiç kimseden bir hayır yok, fayda yok diye böyle şikayet etmiş ona. Onun verdiği cevap şöyle diyor ki sen sana yardım edecek dost arıyorsan bulamazsın diyor ama yardım edilecek dost arıyorsan çok var diyor. Yani ben Bakış dostlukta bu. Hı. bakış açısını bu şekilde düşünüyorum. Öyle olursa yani insan bakıyorsun ve hiç ummadığın bir kimse yani bir şekilde ya sana bir işi düşmüş bir şey istiyor. Yani o kişiden ben kötücül bir şey görmedikçe o kimseyi dost gibi kabul ediyor. Bununla ilgili kullanılmış olabilir miyim? Olabilir. Yani yanlış bir şey yapmış olabilir fakat boşa gitmiyor. Yani onun için Evet. ya burada ben yani şey açısından da yani çalıştığım ortamda da böyle pozitif etkileşim gücünü önemsiyorum. Yani insanlar kusurlara odaklı değil, insanlar olumlu yönlerine odaklı bir yönetim sistemi, öğrenen örgüt sistemine inanıyorum Sizin ben şeyde. dersleriniz de bu üniversitede Tabii. Tabii. müfredatlarda Öğrenen örgüt derslerini sistemi, öğrenen konuşuyor. organizma sistemi. Öğrenci de öğreniyor, ben de öğreniyorum. Hep beraber öğreniyoruz. Onun için yeni bir şeylere açık olduğun zaman böyle durumlarda yani zaten şu anda yönetimde de yönetişim diyorlar artık ona. Yani yönetmek yok, yönetişim var. Beraber yönetmek var. Yani çalışan, işveren, iş gören hep beraber yönetebilmek. Hocam peki kendinize en çok kızdığınız zaman nasıl bir zamandı? Keşke böyle yapmasaydım. Çok yanlış yaptım. Ya ben o Var mı? şeylerdeyken yani Siz de kendi insansınız tabii hocam. tabii O kadar. yani tabii yani böyle durumlarda tabii şeyle ilgili mesela ben ismini vermeyip bir şey söyleyeyim. Çok yaptığım yanlış şeylerden birisiydi. Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Mesela Erzincan'da görevliyim. Ben yeni bir kitap okumuşum. Kitapta şey yazıyor. Ayakkabıların Dili diye bir kitap. Ta 80'li yıllarda. Kitapta şey yazıyor. Tokalı ayakkabı girende gizli eşcinsellik vardır. Latent homoseksüalite yani. Freud'un şeyli bir kitap. Bak şimdi çok tuhaf bir konu değil mi? Şöyle tuhaf bir şey. Şimdi arkadaşım hoca orada abi dediğimiz ben o zaman tabip binbaşıydım. O tabip yarbaydı. O uzmandı orada. Ona dedim ki ya abi bak sen tokalı ayakkabı giyiyorsun. Kitapta böyle yazıyor dedi. Dedim. O müthiş bozuldu. Ya ben şaka yaptım aslında. Yaptım. Ondan sonra arabasında Zeki Müren'in kasetleri varmış. Hepsini kaldırmış. Bana birden şey oldu. Çok kızdı. Küstü. Yani şey yaptı.
Yani ondan sonra bir müddet sonra da başhekim emekli oldu. Başhekim olmasın mı o? Hocam şimdi Ya şimdiki siz aklım olsa gevezelik yapmışım diyorum. Niye yaptım ki? Yapmazdım yani. Hocam 20 yıl, 20 küsür yıl önceki, ben Evet. 20-30 yıl arası bir dönemden bahsediyoruz. Keşke daha yakın zamandan bir örnek çıksa, çıkar Ya mı aklıma o bilmiyorum. geldi şu Aklınıza anda. o geldi. Önceden soruları verseydim belki Belki hocam, olabilirdi. belki Evet. olabilirdi. Hocam hayatta en zor aldığınız karar ne ve yanlış En karar? zor aldığım karar tabii emekli kararı oldu. Yani GATA'dan emekliyim. Yani şimdi mahkemeye verdim, kazandım, döndüm. İkinci de verdim, yürütmeye durdurma aldım. O zaman GATA Haydarpaşa'nın komutanına çıktım. Komutan dedi ki, Nevzat dedi, şimdi Çorlu'ya tekrar çağrı çıktı dedi. Mahkeme versin, kazanırsın dedi. İşte yürütmeye durdurma almışsın. Göreve dönerme kararı alırsın, fakat bu sefer şırnağa çıkar tayinin dedi bana. Hiç unutma. O neden kusurumuz neymiş demiş. Yaşam tarzınız dedi. Yaşam tarzınız dedi. Yani yaşam tarzı o zaman daha susurluk kazası olmamıştı. Derin devlet falan hiç bilinmiyordu o zaman. Peki kimi rahatsız ediyor benim yaşam tarzım? Ordunun içerisinde emir komuta zinciri dışında bir odak var. O odak sizi istemiyor dedi. Yani onun üzerine ben dedim şu anda bir şey var. Şu anda benim gücümü aşan ben 14 yaşında girmişim. O anda tam 30 sene doldurmuşum düşün. 30 sene. Bu dediğim 94-95'te oluyor. 95 yılında oluyor. Yani 95'te oluyor. Onun üzerine 96'nın şeyindeydi bu konuşmanın geçtiği zaman. Yani oluyor. Onun üzerine dedim ki artık ben şey yani zaten emekliliğim dolmuş. Kıdemli albay olmuşum. Şey yok. Şu anda yani sadece şeyin doçent olmuşum. Profesörlüğüme de 3-5 ay falan kalmıştı böyle başvurmak için. Onun üzerine ben artık kendime bir yani bu durumda bir dostun düşmanını karıştırmış dedim şu anda yönetim. Dostun düşmanını karıştırmış. Dostun düşmanını karıştırmış bir yönetim bir savaşta eğer dostun düşmanını karışmış bir kimse sen doğru strateji üretmezsen savaşta dost kurşunuyla zarar görürsün. Bu durumda en iyisi yani fırtınada en güzel yapılacak şey nedir? Uygun bir sığınağa çekilmektir. Böyle durumlarda ben emekli olmam gerekir dedim. O fırtınada yani mücadelemi verdikten sonra söyledim. Onun üzerine emekliliğim de olmuştu. Kendi isteğimle emekli oldum o tarihte. Bu benim zor verdiğim kararlardan birisi Yanlış oldu. karar neydi hocam? Yani bu belki bir hastanızla ilgili olabilir. Ailenizle ilgili olabilir. Yani Bilmiyorum. işte yanlış Hatırladığınız ne var? kararla ilgili tabii mesela bu benim hayatımda zor verdiğim kararlar arasından yanlış kararla ilgili hastayla ilgili kararlarda ben yani hastayla ilgili şöyle yani hekimlik uygulamalarımda şeyim böyle hastayı ilkesel olarak hastanın sağlık vekaletini almışım gibi hissediyorum kendimi. Hani bu hasta benim kardeşim olsa, akrabam olsa, çocuğum olsa ne yapardımla hareket ettiğim için her hastada hemen hemen bunu otomatik yapıyorum bunu. Otomatik yapıyorum. Bunu yapamadığım zaman hasta olduğum zaman bazı şeylerde mesela yapamadığım zamanlar oluyor. Öyle durumlarda şey yapıyorum. Randevularımı azalttım. Şey yaptım hep yani yapmaya çalışıyorum. Daha Yani çok vakit ayırmak için vakit ayırmak vakaya. için. Yani bunu yapmayı çok önemsediğim için hastayla ilgili konuda böyle çok büyük bir mesela bu kadar 100.000 üzerinde bir hasta görmüşümdür ben. Şu anda şeyde 2000'li yıllarda her hastayı kaydederim ben. Hiç affet yani İstanbul'da daha öncekiler değil İstanbul'a geldikten sonra 88'den itibaren hep kaydederim. Var şu an 200 bin, 300 bini geçti şu anda ama artık son 100 bin kayıt başka ben görmediğim uzmanlar da kaydediyor. Ama 150-200 bini aşağı yukarı benim şeyimden geçmiştir. Yani bu 80'li yıl 30-40 sene içerisinde geçmiştir. Yani burada yani ben hep bu şekilde hareket ettiğim için hatta bir noktada şöyle oldu. Mesela baktım hastaya yetişemiyorum ben. Onun üzerine bir koro hekimlik, solo hekimlik yerine koro hekimlik diye bir şey okudum. Bir yayın okudum. Yani Amerika'daki üniversitelerde yapılıyor. Yani solo hekimlik, hekim sadece teke tek gidiyor. Ama koro hekimlikte hekim takım kuruyor. O takımla beraber Konsültasyon hekimliği konsültasyon gibi söz yani gibi. süpervizyon yaparak
Yani bu, ve orada artık tek başıma hasta almamaya başladım. Bunun kararını 2003'lerde verdim. Bu riski bölmek mi hocam? Bu aslında senin şansına geliyor insanlar. Sen başka bir uzmanla görüyorsun ama bunu şey yaptım. Yani yavaş bir geçişle böyle 1-2 sene içerisinde yani yeni hastaları uzmanla birlikte gördüm. O uzman takip ediyor. Belli aralıklar ben görüyorum. Şu anda hiç mesela direkt benim adıma hasta almıyorum. Uzman görüyor. O şekilde alıyorum. Bu önemli bir riskli bir karardı. Yani sizin şahsında gelen hasta ama bir hastanın 2 hekim oluyor. Daha kaliteli gidiyor aslında. Evet, Takım bu büyük bir konfirmasyon bu koro hekimlik tarzında bu grup takım çalışması. Zaten şu anda da bu şekilde olması daha çok hastaya ulaşabilme ve daha az hata yapabilmeyi ortaya hastalar için çıktı. de iyi, Tabii hastalar için sağlık de çok daha merkezi iyi hekimler oldu. için daha hani konforlu ve başarılı oldu, sonuca Ve odaklı bir sonuç oldu şey. yani böyle durumlarda takım başarısı bireysel zekadan çok grup zekası daha başarılı oluyor. Onu gördüm ben burada. Mesela bu bana bir kendi geliştirdiğim bir yöntemdi yani. Türkiye'de başka bir meslektaşta şu anda yaptığını duymadım yani. Hocam sizden herhalde örnek alıp da hani uygulamaya geçirenler oluyor değil mi? Evet. Model alanlar. Onu da ben de duyuyorum. Hocam aile genç sizin için kimdir? Nasıl tanımlarsınız Tabii ya. aileyi? Bir Aile. ailede biraz sıkıntı var. Son yıllarda bu cinsiyetsizleştirme bir takım şeyler var. Bunlar aileye zarar Tabii. veren durumlar. Şu andaki süreci ne görüyoruz? Ailesi için Yani nedir? aileyle ilgili konu benim hani kırmızı çizgiler denir ya. Yani ben yani aileyle ilgili bir konu aslında benim direkt hani hastalık tedavisiyle ilgili psikolog arkadaşlarla birlikte takım halinde yaptığımız çalışmalar. Fakat yani aileyle ilgili krizler sosyolojik şeylerdir. Aile sosyolojik yapılardır aileler. Yani aile küçük bir toplum demek. Toplumda büyük bir aile demek aslında. Yani bu aileler bir toplumda binanın yapı taşları gibidir. Binanın yapı taşları o dağ çürük olursa bina çöker. Yani toplumun da yapı taşları ailedir. En küçük yapı taşı. Vücuttaki hücre neyse toplumdan aile o. O bozulduğu zaman bütün sistem çöker. Şu anda aileyle ilgili çok ciddi bir küresel kriz var. Mesela şu anda Kanserleşme başladı aynı yani. başladı. Başladı Başladı, yani şu anda bu yayıldı. sosyolojik Belki kanser kanserdir bu yayıldı. aileyle ilgili küresel olan. Şu anda Avrupa'da özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yani evlilik dışı doğum oranı %50'nin üzerinde. Mesela Fransa'da 159, İzlanda'da 169, şeylerde İsveç, Norveç, Hollanda gibi 156 civarında. Hocam ama Türkiye'de %2,9 kadının bak. Ya ciddi bu şey küresel bir şey modernizmin getirdiği bir sosyal o hastalıktır çocuğu bu. kimin için doğuruyor bu Yani insanlar? Yani anne baba niçin olunur? tek Çocuğun böyle bir ebeveynli olma mesela hane hayali. kırılganlığı arttı Türkiye'de de. Yani bir yapılmış çalışmalar var hane kırılganlığı. Tek kişilik hanelik sayılar hızla yükseliyor grafik. 5 kişilik hane sayıları hızla düşüyor Türkiye'de de. Bütün dünyada olduğu gibi. Yani bütün bunlar gösteriyor ki aile çürüyor şu anda. 30 sene sonra biz yani İzlanda gibi, Hollanda gibi, İsveç, Norveç gibi olacağız. Yani evlilik dışı doğum oranı 150'nin üzerinde olacak. Bu ne demektir? Yani bu demektir işte boşanmaların artması demektir. İşte şeylerin çocukların koruması ve savunmasız kalması demektir. Sağlıklı çocuk yetişememesi demektir. Nesillerin çürümesi demektir bu. Bunun acısı sonradan çıkıyor. Hemen çıkmıyor. Ama bakıyorum ben yani şu andaki devlet politikalarında, sosyal politikalarda aile konusundaki yapılan yatırım çok zayıf ve şeysiz. Kısa vadeli çözümler şu anda yani kısa vadeli politikalar yapılıyor. Yani mesela Sosyal Politikalar Bakanlığı sanki para dağıtma bakanlığı gibi çalışıyor. Hocam Yani bu şöyle bir bunun yerine sonraki sosyal politika öğretmesi lazım. Yok ay adı sosyal politika. çok özür dilerim böldüm. Yani bundan sonraki sorumda hani siz Aile Bakanlığında yetkili, politika yapıcı, görüşleri alınan ve çok önemsenen bir takım danışmanlar gibi olsaydınız, yetkililer bile olsaydınız, ilk aileyi toparlama, o çürüme, o kanseri uzaklaştırmak için, kanseri tedavi etmek, çürümeyi engellemek için ilk alacağınız kararlar ve de ilk uyguladığınız politikalar ne olurdu Tabii. günümüzde? Yani biz burada üniversite olarak Covid döneminde biz üniversite ve hastanedeki psikolog arkadaşlarla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Adı Aileler Üniversitesi. Ve o zaman
İstanbul Valisi olan Sayın şu anda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ya bu konu sunuldu vali yardımcısıyla. Onun üzerine Anadolu yakasından iki kaymakamlık, Avrupa yakasından iki kaymakamlık bu projenin içerisine girdiler. Biz onlara online eğitim verdik. Dört tane modül geliştirdik. İşte çocuk, gençlerle ilgili evlilik öncesi, yani evlilik böyle nişanlık sürecinde olanlar, evlilikten sonra sorun yaşayanlar, bir de çok büyük kırmızı bu grup var, en çok sorun yaşayanlar. Bunlarla ilgili eğitimler verdik. Eğitici eğitimi de verdik. Mesela Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin bilinçli. O Aile Bakanlığı da yaptığı için o projeyi oraya da uygulattı bize. Eğitici eğitimi verdik orada. Yani bu projelerin sonucunda o biz de bunu raporladık. Kitap haline getirdik. Bir kongrede de sunduk. Yani şu anda onun yayın haline, yani kitap halinde yayınladık ama bir bilimsel makalesini de çıkartmak üzereyiz şu anda onun. Şimdi burada bu bizim aile için ürettiğimiz çözüm. Yani buna hatta bazıları aile aşısı bulmuşsunuz diyen oldu bunun için Aile bak. işte, evet. De öyle diyen hem de böyle şeylerden hani onun izni olmadığı için söylemem doğru olmaz bu tabiri söyleyenin. Yani onun için böyle bir söyleyerek bu bir mesele şu anda ailedeki krizi önlemek için yani aile konferanslarla, vaazlarla aile düzelmez. Nutuklarla düzelmez. Aileye yöntem öğreteceksiniz. Birebir dokunacaksınız insanlara. Dertli insanlara, sorun yaşayan insanlara ve bu konuya zihinsel olarak önem veren insan. Bunu zihinsel olarak satın alabilecek insanlara ulaşmak gerekir. Burada yani ben çocuğuma nasıl davranmam lazım, eşimde problemi nasıl çözmem lazım diyen o kadar çok insan var ki. Onun için bizim soru cevaplar bizim böyle bulduğumuz çözümler ilgi çekiyor insanlar. Böyle anne babalar da böyle proje çocuk yetiştiriyorlar. Benim çocuğum en birinci olmalı. Hatta mesela bana bir örnek geldi böyle. Bir gün bir işte ünlü bir ailenin geldi. Geldi çocuğunu ilkokuldan itibaren olmuş. Bale öğretmiş kızına. Daha sonra bütün yabancı dilli okullarda İstanbul okutmuş. Yani bir O çocuk istiyor mu çocuk ya çocuk şeyde isteyip istemesi önemli değil. O kafasındaki bunu? proje Proje çocuk diyoruz istiyor. ya yapmış. Çocuk hep başarılı olmuş çocuk. Zeki çocuk. Bitiyor. MIT bitiriyor en son. Sonra bana geldi dedi ki ya benim kızım böyle böyle yetiştirdim bu kızı dedi. Fakat MIT bitirince Boston'da kaldı. Pizzacılık yapıyor şimdi dedi. Ben nerede hata yaptım? Niye böyle oldu dedi. Nerede yaptı? Ne Ya işte söylediniz? burada ben ona söylediğim burada bu çocuk yetiştirmişsiniz ama siz proje çocuk gibi çocuğu yetiştirmişsiniz. Yüzleştirmem gerekiyordu o anda. Bunu yetiştirmişsiniz ama çocuk başarılı olmuş. Ona sadece akademik başarı odaklı yetiştirmiş onu. Mesela onu duygusal ve sosyal beceri de öğretseydi, hayat başarılısı odaklı yetiştirseydi, böyle durumlarda o çocuk bunu yetişirken sadece kendini tatmin odaklı bir yaşam felsefesi olmazdı çocukta. Ya bu ben yaşadığım toplum için, ülke için de bir şey yapabilir miyim diye aile dediniz, eğitim dediniz yani danışman olsanız yani ya da fikriniz sorulsa ben fikrimi sormasını beklemeden bu vicdan bir vebal diye Uygulamaya geçirdiniz yazdım hemen. ve kitap haline getirdik ve gönderdik şu anda ilgili yetkili kişilere. Şimdi burada orada da alıştığımız değerler eğitimi diye yani biz yani şimdi her eğitimci yetiştirdiğimiz her bir çocuk bir lider adayıdır. Lider. Hayatta önce kendi kendine lider olamayan bir ailenin lideri olamaz. Bir grubun lideri olamaz. Lider adayıdır. İdeal lider adayı nasıl yetişir? Bu şirketler için de aile için de geçerli. Şu andaki bizim küresel sistemimize önerdi. Zeki olsun, çalışkan olsun yeter diyor. Orada o çocuk öyle yetişmiş. Zeki, çalışkan. Ama bakıyorsun zeki, çalışkan ama kişi kimya mühendisi olmuş. Gidiyor sentetik esrar üretiyor. Haydi. Zeki, çalışkan ama kötücül. İyicil olması lazım. O halde ona zeki, çalışkan ve iyi insan olmayı öğretmemiz gerekir. Yani bana gidiyorlar hani bazı iyi bir hekim nasıl olunur? İyi bir psikolog nasıl olunur? Konferans ver diyorlar. Ben orada söylerken ilk söylediğim önce iyi insan olun ondan sonra iyi hekim olun. Ondan iyi önce iyi ondan sonra iyi psikolog olursun. İyi insan olmadan olmaz.
İyi insan olmayı eğitim sistemimiz öğretmiyor. Küresel olarak öğretmiyor. Çünkü küresel sistem, dayattığı sistem bu. Ama buna karşı Batı kapitalizm önce hasta ediyor, sonra tedavi ediyor ya, buna çaresini buldu. Bununla ilgili buldu ve onu ya, ilkokullarda orada çocukları dersin ortasında hadi size mindfulness eğitimi yapıyoruz diye derslerini alıp çocuklara böyle farkındalık eğitimi yapıyorlar. Depresyona girmesin, intihar etmesin diye eğitimler veriyorlar. Biz bunu Mutluluk Bilimi diye kitap yazdık. Evet, biliyorum. Mutluluk Bilimi kitabını biz daha sonra ama bunu 9. sınıf seviyesine göre yazdık. Ve ders kitabı formatında yazdık. Yardımcı ders kitabı statüsünde yazdık ve bunu üniversite yayın olarak çıkardık ve bütün yetkili kişilere gönderdik. Bu tamamen sosyal sorumluluk. Hiçbir kamu desteği, kredisi, proje vesaire almadan üniversitenin kendi desteği ve projesiyle yapıldı. Gönderdik. Bu konuda ben vicdani vazifemi yaptım. Bu okullara çocukları bir salona toplayıp işte dürüst olmak şöyledir, yalan söylemek böyledir. Hani bir baba çocuğunu almış, 3 saat ona yanlış konuşmanın, yani çok konuşmanın böyle zararlarını, az konuşmanın faziletlerini Konuşarak anlatmış. anlatıyor. Anlattı, 3 saat 3 anlattı. saat Çocuk konuşarak da demiş ki ya anlatıyor. baba sen 3 saat konuştun demiş. Sen yapamıyorsun bunu, ben nasıl yapayım demiş. Yani bunun gibi yani burada biz yani şu anlık eğitimciler de bunu yapacak. Eğitimciler de eğitimden geçecek. Ve bunu yani bir fırsat eğitimi tarzındaki olaylarla bir derste, bir sınıfta, bir şeyde çocuklar hep öğretilebilir çocuklar. Ya yani bu 10, 20, 30 senelik yatırımlardır bu eğitim sisteminde. Bunu yaparsak bunun meyvesini 10, 20, 30 sene sonra alırız ama boşa gitmez. 9. sınıfta olsa daha erken alırız bunun meyvesini. Bunu böyle çocukları salona toplayıp böyle bunlar kötüdür diye konferans vermek yerine psikodramalarla, çeşitli böyle şeylerle, böyle videolarla çocuklara bununla ilgili yani en güzel eğitim deneyimleyerek öğrenmektir. Bak, 21. yüzyıl Biz becerisidir. merak hocam niyet iyi de Deneyimleyerek öğret, metodoloji yaşatarak yok. öğrenmek. O yok. Metot Bizde sınıfa topluyorsun, teorik bilgi öğretiyorsun. Deneyimleyerek öğretme yöntemiyle bu orada psikodramalarla öğretiliyor. Bunlar yapılırsa milli eğitim sistemimizdeki şu anda milli eğitim sistemimizin DNA'sı bozuk. O DNA'nın düzelmesi lazım. Hocam bir de şöyle bir sorum var. Son iki sorum. Şimdi herkesin bir sorunu, bir derdimiz var. Çalışmaktan ziyade işte ayak kaydırarak başarılı oluyor insanlar. Öyle gözüküyor yani bunu başka platformlarda değerlendirebiliriz ama bundan çok muzdarip olan var. Bu konuda bize nasıl tavsiyede bulunursunuz? Moralimiz bozuluyor. Günlük Karamsarlığa hayat. kapatıyor, Tabii. Yani kapılıyoruz. bir insan tabii şu anda bir insan yani biz bu kısa da şöyle de hap bilgi olarak söyleyebilirim. Dünyayı değiştirmek yerine kendini değiştirin. Bir şeyin akışını değiştiremiyorsanız o şeye bakışınızı değiştirin. Yani bu kendi bakışınızı değiştirin. Akışı değiştiremiyorsanız. Birinci bu. İkincisi böyle durumlarda sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Küçük şeylerin. Şu anda eliniz ayağınızı tutması bile, sabah sağlıklı kalkmanız bile, çoluğunuz çocuğunuz yanınızda olması bile, bir çay içebilmek bile hepsi bunlar birer şeydir. İnsanın bunları biz modüllerle eğitimli terapilerde minnettarlık modülü gibi, şükran modülü gibi mesela işte böyle stres yönetimi modülü, öfke yönetimi modülü gibi bunları empati modülü, karşı tarafın duygularını dikkate alabilir. Bunları yani eğitimlerde öğretiyoruz. Bunları artık yani daha önce geleneklerimiz öğretiyordu. Kültür daha önce ailelerle aktarılıyordu. Şu anda kültür ailelerle aktarılmıyor, medya ile aktarılıyor. Onun için böyle durumlarda medyanın hoyratlığına çocuğumuzu bırakırsak kaybederiz çocuğumuzu. Onun için böyle durumda çocuğumuza bunları anne baba olarak, bir eğitimci olarak bu artık tarih, coğrafya, kimya, matematikten daha önemsiz değil. Bunu öğretmek gerekiyor. Öğretmezsek akademik başarısı iyi ama sosyal başarısı, ahlaki başarısı iyi olmayan bir nesil gelir. Hocam son sorum gene sizin şahsınıza dönecek olursak hani bir söz vardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi işte çalış ama yarın hayatın sonlanacakmış gibi düşün hayatını kurgula. Siz Allah gecinden versin kısa bir süre sonra hayatınızı sonlanacağını bilseniz son neler yapmak Tabii burada isterdiniz? mesela o Bill Gates'in de güzel bir şey var. Hayatın son günü, hayatın son günü gibi yaşayın diyor. Yani kanser hastası bakıyor, ölümcül risk var.
Yani çok bu konuşma yapmak da büyük bir erdemdir yani. Çok güzel bir konuşma yapıyor ama o konuşma yarım bence. Oraya öyle durmuyor çünkü Tamamen. ölümsel ölümden sonrası ile ilgili hiç kafa yorulmamış. İnsan halbuki öyle bir varlık ki insan bu hayatta ben şu anda bazı mesela bilgelik psikolojisi kitaplarımda inletmeye çalıştım. Şu anda 4.300 tane din var. Bu dinler hepsi ben doğruyum diyor. Bunlardan bir tanesi doğru olması gerekir. Çünkü insanın inanma ihtiyacı var, din ihtiyacı var, ölümsüzlük arzusu var. Yani insanda diyelim midemizdeki açlık hissinin varlığı yiyeceklerle sebep sonuç ilişkisi vardır. İnsanın içerisinde ölümsüzlük arzusu, sonsuzluk isteği bir ölümden sonra bir hayatın varlığının kanıtıdır bence. Bu bütün yani şeye bakın ölümcül bir insana bile sorsanız da yaşamayla ilgili çünkü yaşlandıkça yaşam ateşi arzulanır. Onun için ölümden korkmak insanın doğasında var. Ölümle yüzleşmek en büyük cesaret ölümle yüzleşmektir. Bunu yapabilen kimse ölümden sonrasını ilgili yani bilime uygun anlamlar üretilebilir. Bilime uygun yani bu da ben tevhid inancının burada en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani en akla uygun yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu inanca sahip olan kişi artık tevhid inancı şu anda şeyin bir sözü var Hegel'in. Akla sorgulanan her şey gerçektir. Bu benim ilave ettiğim bir şey. Yani akla uygun her şey gerçektir. Gerçek olan her şey akla uygundur diyor Hegel. Ben de diyorum ki sorgulanan her şey bilimdir diyorum. Bilim, din de bilimdir onun için. Onun dini de bir insan dinlerin öğretilerini de düşünerek yani ölüm konusunda ölümü açıklama getiren anlam yani bu tevhid inancıyla birleşmiş bir anlamdır. Ben bu nedenle yani yarın ölecek gibi yaşamak insanın Mevlana'nın vuslatı gibi. Yani sevdiğine kavuşmak gibi ama bunun vuslatın olabilmesi için heybende iyi ve güzel şeylerin çok olması gerekir. Onun için yaşadığın her günü hayatın son günü gibi yaşayıp heybene iyi, doğru, güzel yükleri artır. Ama %51 fazlaysa kurtarıyorsun zaten. %51 Yüzde yani. bir deyse. %51. Ama her zaman için risk var. Böyle. İkincisi de yani sen böyle seni yaratan seni her zaman görüyor gibi yaşa. Bu ikisini birleştirerek yaşamayı ben yani kendimce yapmaya çalışıyorum. Kolay değil ama bunu yaptıktan sonra böyle bir durumda ölümden niye korksun ki insan? Yani ölümden korkan insan bırakacağı miras kötüyse korkar. Bırakacağı hesap verilemeyecek bir hayatı olan korkar. Hesap verilebilecek bir hayatı olan ölümden korkmaz. Ben onun için bu nedenle ben her gün hayatımın son günü gibi yaşayıp böyle vicdanımın onaylamadığı bir şey yapmamaya çalışıyorum. İnançlarımın onaylamadığı bir şey yapmaya çalışıyorum. Bilerek birçok şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Böyle bir durumda bu son hayatın son nefesine kadar garantisi yok hiç kimsenin. Yani onun gibi ya elimden geleni böyle yapmaya çalıştığım için yani ölümden korkmak değil, ölümle yüzleşmek şeydir benim için bir şeydir. Yani bu hayat dünyadaki misyonumu tamamlayıp ya yeni bir enerji bandına geçmek gibidir. Yeni bir yaşam formuna geçmek gibidir ölümden sonra hayat. Onun için bir son değil, bir yokluk değil, hiçlik değil, bitiş değil. Sadece mekan değiştirmektir. Ölüm öyle düşünüyorum ama o yeni mekana hazır olmaya çalışıyorum yani. Hocam, Yaşam son felsefem bu. sorum. Bu sorumun belki bir cevabı vardır ya da birden fazla cevabı var ama Nevzat Tarhan'ın tüm bu dediklerimizden az çok zaten kanaatimiz olduğu, sizi tanıyanların da olmuştur. Hayattaki üç düsturu nedir? Sınırlandıracak olursak. Nedir? Üç düsturumuz Üç nedir düstur. yani? Yani bir kere yani bir üç düstur olarak söyleyebilirsek birincisi bir kimse ya olduğun gibi gör ya göründüğü gibi ol diyen Mevlana'nın şeyine çok şey yapıyorum ben. Onun için yani ikincisi de böyle durumlarda kişinin yani insan ilişkilerinde çocuktan bile öğrenebileceğimiz şeyler var. O çocuktan bile devamlı öğrenmeye açık olabilmek. Üçüncüsü de ideallerinden vazgeçmemek. Yani idealler için mücadele edebilmek. Yani bunları aklıma gelen ilk üç diye söyleyebilirim. Çok teşekkür Tabii ederim estağfurullah. Nevzat Hocam, zaman ayırdığınız Estağfurullah. için. Profesör Doktor Nevzat Estağfurullah. Tarhan, çok Rica ederim. teşekkür ediyoruz. YouTube yayınımızdaydı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.